Değerli izleyenlerimiz merhabalar. Bugün yine birlikteyiz. Bugün çok değerli bir dostumla beraber Körfez'i tartışmak istiyoruz. Ama önceliğinde size yine güncel bazı şeyleri aktarmak istiyorum. Bir 16 Nisan kapandı biliyorsunuz ve tartışmalar var. Onlar bizi ilgilendirmiyor ama şu var tabii. Demek ki bazı sistem değişikliklerinde çok dikkatli olmak gerekiyor. En azından böyle tartışmalara demokrasi adına sebep olmamak için diyoruz. 17 Nisan ise çok önemli bir gün tabii, özellikle bir kan hastalığı, hemofili, dünya hemofili farkındalık günü olarak belirlenmişti. Bizler için de çok önemli çünkü köy enstitülerinin kuruluş günü idi aynı zamanda 17 Nisan. Ve 17 Nisan'da çok değerli insanlar, işte Hasan Ali Yücel'in de içinde olduğu, çok uğraş verdiği köy enstitüleri çok değerli insanları yetiştirdi. Şimdi de böyle bir şeye ihtiyacımız var gibi geliyor. Köylerimize kadar bilimi, uygulamayı, dünyayı götürebilmenin bir yolu da herhalde bu diye düşünüyoruz. 18 Nisan'da rahmetle analım, Ege Üniversitemizin bir ilki gerçekleşmişti. Refik Çapanoğlu, Türkiye'de ilk tüp bebek uygulamasını başlatan Prof. Dr. Refik Çapanoğlu'nu 1989'da bu işi başlatan Sayın Hocamızı saygıyla analım diye düşünüyorum. Üniversitemize bir ilki kazandırdığı için. Efendim, aynı zamanda 18'i Dünya Anıtlar ve Sitler Günü idi. Şimdi bizde tabii sitlere bir takım değişimler getiriliyor. Yani mutlak korunması gereken alanlar, nitelikli korunması gereken alanlar gibi bir takım tanımlamalarla. Adı ne olursa olsun, hep söylediğimiz gibi doğal sitler, ayrıca kültürel sitler, bir toplumun uygarlık yapısını da ortaya koyan koruma bakımından olgular diye düşünüyoruz. Ve geleceğe taşınmasında ve ülkelerin gelecekte sorgulanmasında da çok önemli görev üstleniyorlar. İşte antik yerleri şöyle korumuşlar, efendim doğal yapılarını böyle korumuşlarla hem ulusça yükseliyoruz, hem ülkece yükseliyoruz ve en önemlisi de geleceğe doğru bir geleceği taşımış oluyoruz geleceğe. Efendim kalp haftası vardı, bitirdik. Nedense hep hocam şey derler değil mi, kalbi ılık derler şeyler. Ama ılık tutmakta fayda var diyor uzmanlar. Çok strese gerek yok, aman az stres de yararlıymış. Bunu ayarlamamız gerekir diye söyleyelim. Yiyeceğimize, içeceğimize, aman sigaraya, sigaraya dikkat çekelim. Değil mi hocam? Hocam bıraktı zaten. Epeydir. Efendim, önümüzdeki bir günü hatırlatmadan geçmek istemiyorum. 23 Nisan 1920. Yüce Meclisimizin, Atatürk'ün oluşturduğu meclisin ve böylece parlamenter rejimin ortaya konduğu gün biliyorsunuz, 23 Nisan. Ve bunu 1979'da bu bayramı, Atatürk'ün armağan ettiği bu bayramı 79'da UNESCO Dünya Çocuk Yılı olarak ilan etti. Çünkü burada rahmetli Ecevit'le İsmail Cem'i de analım. TRT Genel Müdürü'ydü biliyorsunuz. O da dünya çocuklarını 23 Nisan'da buraya topladı ve çok önemli çalışmalar oldu ve bu devam ediyor. Yani çok da iyi bir biçimde devam ediyor. Onun için bu pazar günümüzü de çok coşkuyla kutlayacağımıza ben inanıyorum. Zaten hazırlıklar yapılıyor, belediyeler bu işin içinde, devletimiz aynı şekilde uğraş veriyor. 23 Nisan şimdiden kutlu olsun diyoruz ve o meclisimizi kuranları, yaşatanları rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Hocam dedik ve önemli konumuza geldik. Efendim değerli izleyenlerimiz biliyorsunuz İzmir Körfezi ile anılan bir yer.
Ama Körfez'de yüzülebilir mi? Ben Sayın Cihangir'e böyle bir soruyu sorduğum zaman hocam Körfez'de yüzülüyor zaten demişti. Ben de tabii birden anlayamadım. Ama doğru, Körfez üçe ayrılıyor değil mi hocam? Evet. İç Körfez, orta Körfez, dış Körfez. Onların sınırlarını çizip Cihangir'in dediği doğru mu eğri mi onu da bir tartışalım. Kulaklarını çınlatarak. Şimdi tabii iç Körfez dediğimizde Yenikale Fenerlerinin olduğu yere kadar olan, limana kadar olan kısım iç Körfez. Yani bu İnciraltı mı oluyor? İnciraltı tarafı. İnciraltı tarafı oluyor. Tamam. Ondan sonra Orta Körfez geliyor. Bu da Pelikan Bankı'yla sınırlı. Ha, evet. Tamam. O hizadan dikelemesine yani kuzeyden doğru. Güneye hat çizersiniz. Hı-hı. Orta Körfez. Gerisi dış Körfez'i oluşturuyor. Hı-hı. Dış Körfez tabii çok geniş ve büyük bir alan. Evet. İşte doğru. Urla taraflarında alıyor. Gülbahçe Körfezi'ni alıyor. Karaburun'a kadar gidiyor. Karaburun'a kadar gidiyor. O zaman Cihangir haklı, oralarda yüzülüyor. Yani tabii, Körfez tabii. Adı Körfez bunun değil mi? Yani iç Körfez'de ama arzu ediyor herhalde insanlar yüzmeyi, eskisi gibi. Evet. Hocam tabii siz daha iyi biliyorsunuz da 1800'lü yıllarda Gediz Nehri'ni Fransızlar, evet, İngilizler falan burada yaşayan Levantenlerin katkılarıyla yer değişti. Evet. Yoksa büyük üstünü birazcık, yani. Evet. Neden yer değiştiriliyor? Çünkü Gediz Nehri'nin taşıdığı alivyonlar evet. İzmir Körfezi'ni doldurmaya başlıyor ve bakıyorlar ki sonunda kara parçası haline gelecek. Dolayısıyla değiştirme yoluna gidiyorlar. Şu anki dış Körfez'in ağzına yakın bir yere evet. Aktarılıyor. Evet. Dolayısıyla mil girişi Körfez içine azalmış oluyor. Yani sığlaşmayı bir nebze engel olmuş oluyor. Yani ama başka nehirler de var tabii. En azından o dediğiniz gibi partikül sedimentasyonu Gediz'in getirdiği önlemiş oluyor. Şimdi Maltepe'nin evet. Oradan akıyor evet. Diyebiliyoruz. Menemen Maltepe. Evet. Ben çok iyi hatırlıyorum. Çocukken belki sizler de hatırlıyorsunuz. Karşıyaka'nın hemen önünden biz denize giriyorduk. Evet, şeyde evet. Annem kadın plajı vardı şeyde şimdiki Küçükyalı tarafında oradan denize girerlerdi falan değişik mayolar vardı o zaman ama o zaman bile mayolarımız vardı yani yani enteresan. Peki hocam tabii şimdi Körfez'in ele alınarak denizel ekosistemi biraz anlatabilir miyiz dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz için? Anlatalım. Şimdi ekosistem deyince cansız ve canlı tüm bileşenleri denizin bir ekosistem oluşturuyor. Güzel. Ve ekosistemde cansızdan sonra gelen kısım tek hücreli bitkiler, algler, çok hücreli algler. Bunlar ikinci kısmı oluşturuyor. Yani canlı kısmı birinci basamağını oluşturuyor. Evet. Ondan sonra hayvanlar geliyor. Yani karadaki ineklerin karşılığı bir nebze. Hı hı. Otçul hayvanlar. O sonra etçil hayvanlar ve balığa kadar gidiyor. Evet. Şimdi burada tabii bu sistem düzgün işlemesi gerekiyor. Yani besin girecek Körfez'e. Canlılar yani fitoplankton dediğimiz tek hücreli bitkiler bunları tüketecek, büyüyecek, çoğalacaklar ve bunları hayvanlar beslenecek, balığa kadar gidecek ki balığı da insanlar en son tüketiyorlar. Doğru. Dolayısıyla bu sistem düzgün böyle işlemesi gerekir ama pek çok olay var ki bu sistemi ortadan kırıyor. Bunlar hatta ekosistem yıkıcı organizmalar da diyorlar bazılarına. Hı-hı, hepsi güzel. Değil yalnız. Anladım. Nasıl yıkıyor? Şöyle çıkarmış olduğu toksinle ve aynı zamanda lezzetsizlik hissi verecek kimyasallarla kendini hayvanlar tarafından otlanmadan kurtarıyor. Yani otlama için bir bariyer oluşturmuş oluyor. Evet. Hayvanlar otlayamayınca ölüyorlar. Daha doğrusu doğru. Beslenemiyorlar ve ölüyorlar. Eğer yine otlansalar bile toksin de çıkartıyorlar bazıları. Ve yine ölümlerine neden oluyor. Dolayısıyla ara basamak ortadan kalktığı için balıklarda ölümler gözleyebiliyoruz. Bu biyolojik oksijen gibi bir şey mi bu yoksa red tide gibi bir red şey mi? Red tide diyoruz. Hı-hı. Ama çeşitli renklerde de olabiliyor. O hı-hı. Canlının içinde barındırdığı pigmente bağlı olarak değişiyor. Turuncu rengi de var, kırmızısı var, kahverengisi var. Ben bitkilerle uğraştığımız için bizim böyle evet. Çok karşılaşıyoruz. Bizim çamlar da yapıyor onu. Tam evet. Döllenme mevsiminde her yer sapsarı oluyor değil mi? Her yer sapsarı oluyor ve herkes de diyor ki eyvah deniz gitti falan. Evet, evet. Halbuki öyle bir şey yok. Belki faydası da var. Tabii, taşınıyor yiyecek bir olarak. Bir yere, evet.
Peki hocam, şimdi tabii 3'te 2 oksijenimizi de bizim biliyoruz. Okyanuslar şey yapıyor, ortaya koyuyor. Böyle yaşayabiliyoruz soluyan canlılar olarak. Ne zaman oksijen tam tükeniyor? Mesela 950'nin bazı araştırmaları var Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün. Evet. Onlar diyorlar ki berraklık işte şöyle olacak falan. Bu okyanus, dünya okyanuslarından körfezimize gelinceye kadar neler söyleyebiliriz hocam? Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Depolanan, dünyada depolanan karbonun %93'ünü okyanuslar ve denizlerdeki tek hücreli bitkiler oluşturuyor. %93'ünü. Büyük oldu. Evvelden bunu 20 yıl önce karadaki bitkilerin 1/1000 kadar bir biyomasa sahiptiler deniyordu. Hı hı. Ama sadece biyomasa olarak düşünmemek gerekir. Bu algler çoğaldıktan sonra aşağı çöküyorlar, dibe çöküyorlar. Tabii. Bozunuyor, karbondioksit oluşuyor. Yani bozarken bakteriler karbondioksit açığa çıkarıyorlar. Onlar dipte kalıyor. Okyanuslarda özellikle dipte kalıyor ve okyanusun derinliklerinde çukur bölgelerde 4000 metre, yani 4 kilometre derinde çukur yerlerde karbondioksit sıvı halde oluyor. Yani bizim bildiğimiz tüp gazın içindeki yani gaz gibi ama sıvılaştırılmış gaz haline duruyor ama yoğunluklarını araştırmışlar. Karbondioksitin 4000 metre derinlikteki basınçtaki yoğunluğuyla deniz suyunki aynı geliyor. Dolayısıyla yukarı çıkmıyor. Ama tabii çalkantı bir şey olursa, biraz kalk havalansa hemen ne tehlikesi yoğunluğu var hocam? Çıktığı zaman. Çıktığı zaman bir anda genişleyecek. Çok önemli ölçüde genişleyecek. Ve aynı buzulların kadar, buzulların erimesiyle ortaya çıkan durum gibi aşağı yukarı. Belki daha tehlikeli. Daha kötüsü olabilir. Anladım. Devasa bir şey uçurum yaratmış olacak yüzeyde. Anladım. Belki gemiyi batırabilir bile yani bu olaylar. Şey diyor, anafor mu diyoruz onu? Anafor gibi ama bayağı uçurum haline gelir. Anladım. Yani o gaz yüzeye kadar genişlediğinde sıvılaştırılmış gaz çünkü. Hı-hı. Yani bir nokta sıvı halde duruyor. Evet. Ve tehlike tabii. Peki o zaman tsunamilerle de bunun bir ilişkisini kurabilir miyiz? Var mı öyle bir şey? Tsunamilerle bunu kuramayız gibi geliyor ama yani hareketlenme olursa bunlar da açığa çıkabilir. Çıkabiliyor, tabii. Evet. Sizin günümüzde karbondioksiti azaltabilmek için atmosferden yani çeşitli şeyler düşünüyorlar. Okyanusun derinlerinde daha aşağıdaki jeolojik tabakaları, yani çamurun altın derinlerindeki tabakaların arasına enjekte etme, yani yüzeye çıkışını geciktirmek istiyorlar. Karbondioksit bakımından azalsın ki yani küresel ısınma had safhaya gelmesin. Çünkü karbondioksit bir sera gazıdır. Doğru. Metan bir sera gazıdır. Ve karbondioksitin sera etkisi oldukça yüksektir yani. Doğru. Evet. Zaten ama insan 1000 ppm'in üzerinde etkilenmeye başlıyor, tehlike oluşturabiliyor. Hı hı. Şu anda 380 ppm, 390 ppm civarında 1000 ppm'e 2100 yılında geleceğini düşünüyor araştırıcılar. Böyle gidersek yani, böyle yaparsak. Evet. Yani bir noktada karbondioksit yayınını azaltmamız gerekiyor. Azaltabilirsek bir nebze çare olabilir ama her şeye çözüm bulunamayabilir. Neden? Çünkü iklim sistemleri dünyada işte milyon yıllık var, 100.000 yıllık var, 26.000 yıllık var. Dünyanın ekseninin kayıklığından dolayı 26.000 yıllık var. Hı hı. Bir de 11 yıllık güneş patlamalarındaki lekelerden kaynaklanan bir yine şey var, devir var. Ve bunlar dünyadaki pek çok şeyi değiştirebiliyorlar. Yakında bir Android'den söz ediliyor, şeyden geçecek deniyor. Yakın bir dünyamıza yakın olarak geçecek. Demek bütün uzaydaki olaylar da bu işi ayrıca etkiliyor. Tabii etkiliyor. Bizim tabii körfezimizin bir problemi daha var. Hı-hı. Yani bunu yıllardır biliyoruz. Hı-hı. Özellikle sizler çalışmalarınızda da var. Şimdi tabii 11 tane dere buraya geliyor. Yani aynı zamanda beslenme bakımından çok değişik şeyleri ya da beslenmeye zararlı olan şeyleri. Meles çayı olsun, Arap çayı olsun, Bornova çayı olsun, Ilıca olsun. Evet, yani doğru. Hiçbir körfeze akmayan kadar çok şeyimiz var. Bunların biriktirdikleri var. Biz bir zaman 1976'lı 77'li yıllarda yaptığımız çalışmalarda Emir Renden Hoca'nın da kulakları çınlasın diyelim. Hidrojen sülfür kustuğunu biliyoruz. Hı hı. Ve o yüzden de
kokuyla karşıya kalmıştık. O koku biraz daha gitti. Ama şimdi bir takım, bir kere bu neden oluşuyor hocam? Yani onu bir şey yapalım. Tabii organik atıklar atıldıkça, miktarı arttıkça içindeki bakteriler bunları tabii parçalamak için uğraşıyorlar ve solunum yapıyorlar. Oksijeni tüketiyorlar. Hı hı. Oksijen bittikten sonra artık o bakteriler çalışamaz. Başka bakteriler çalışmaya başlıyor. En son denitrifikasyon bakterileri çalışıyor. Nitratı oksijenini kullanıyorlar. O da bitiyor. En son sülfatı da oksijenini kullanan bakteriler geliyor. Bunlar da H2S dediğimiz hidrojen sülfür kokusu, yani çürük yumurta kokusuna neden oluyor. Büyük miktarlarda salınırsa insanlar için de zararlı, tehlikeli. Tabii körfezimizde zamanında 90'lı yıllarda önemli ölçüde kirliydi ve H2S dip tabakalarında yaz aylarında özellikle gözleniyordu. H2S demek indirgen ortam demek. Hı-hı. Yani metallerin genelde oksitleri katıdır, partiküldür, hı-hı, dibe çöker. Evet. Fakat eğer H2S varsa ortamda bunları indirgeyerek mesela demir 3 çökeleğini demir 2 haline getirdiği anda çözünüyor. Metallerin çoğu bu şekilde çözünerek suya karışıyor ve suyu daha kirli hale getirmiş oluyorlar. Anladım. Dolayısıyla dipte H2S'in olmaması gerekiyor. Bunun için de iyi bir su akımı şart. Yani gelen ama derelerin ta baştan itibaren tabii, o zaman kontrolü tabii, ve denetimi gerekir ve şeyi tabii iyileştirilmesi şart. Tabii. Evet. En azından dereler için mesela, hı-hı, derelerin içinde koku var çünkü. Var, doğru. Onu gidermenin en güzel yolu esnede deniz suyunu pompalarla alıp derenin başından itibaren aşağı basmak. Dolayısıyla, hı-hı, kısmen oksijenlendirip böyle kademeli olarak dökülmesini de sağlanabilir. Bu çok ilginç, bu da güzel. Dolayısıyla evet, oksijenlenerek oraya gittiği zaman bir problem çıkarmayabilir. Hı-hı. Şu anda mesela hafif yaza doğru geliyoruz. Kokular başlıyor. Doğru. Gerçi melezin zemini düzeltildi. Doğru, evet. Ama o bir süre idare etti. Kaynak düzeltilmedi. Kaynağı kesmezseniz buna önlemenizin çaresi çok zor. Bu bilinçsizlik bir taraftan değil mi? Yani oradaki tabii insanların böyle ya da kanı hala bizi hani akarsu tabii, kir tutmaz. Kir tutmaz diyorlar. Şeyi. Evet, doğru ama evet, o akarsu onu arıtmak için çaba gösteriyor. Evet, evet. Denize gidinceye kadar. Anladım. Ama yeterli olmadığı zaman yani onun seviyesini iyi ayarlamak lazım ki temizlesin kendini. Evet. Peki bu konuda Büyük Kanal Projesi'ne ne diyorsunuz? 60'lı yıllarda evet, başlamıştı. Başlamıştı. Ta 90'larda da biz projeler yaptık. Sonra 2001 yılında bu hizmete girdi arıtma tesisi. Evet. Hakikaten bir berraklaşma gözlendi. Temizlik evet, vardı. Daha çok azotlu bileşenler arıtılıyordu. Fosforun ortamda kaldığını gözledik. O zamanki yapmış olduğumuz bir TÜBİTAK projesinde. Hı-hı. Fosfor yeterince bol bulunuyordu. Onun da arıtılmasını gerekir diye düşünüyorduk ama son yıllarda, son 10 yıl içinde her şey değişti. Evet. Artık oligotrofik dediğimiz tertemiz deniz suyu, bu çok daha tehlikeli olabiliyor. Yani Allah bazı Allah, canlılar, hı-hı, şimdi bu dediğim tek hücreli bitkiler, hı-hı, stratejist. Ha. Kimisi kan stratejisti diyoruz. Mesela bu şu demek, çok küçük, çok az miktarda besini alabilme kabiliyetine sahip demek. Kendini değiştiriyor yani. K'sını bir denklemde bir katsayı, evet, yarı doygunluk evet, katsayı istiyoruz buna. Evet. Bunu çok küçük yapabiliyor. Çok küçük miktarda şeyleri alabiliyor. Büyütüyor. Çok fazla besin gelirse onu da alabiliyor. Allah. Dolayısıyla aşırı alt çoğalmalarına neden oluyor. Bunların çoğu da toksiktir. Ve toksik oldukları için de patlaması denilen olay bu mu? Evet, evet, evet. Tabii bazıların toksin içermiyor. Anladım. Ama onlar da yığın halinde çoğaldığı için dibe çöküyorlar. Dipte bakteri oksijeni kullanarak onları parçalıyor ama oksijen kalmıyor. H2S'e neden oluyor. Bu da tehlike. Evet. Çok doğru. Dolayısıyla, hı-hı, toksinlerle öldürebiliyorlar canlıları ve kabukluları ve balıkları öldürebiliyorlar. Kitle halinde. Dolayısıyla çok büyük bir tehlike taşıyor. Fakat bunun asıl sebebini hep ötrofikasyon diyorduk 20 yıl önce. Ötrofikasyon değil, iklim değişimi. İklim değişimi oligo, son derece şey etkili. Evet. Hmm. Oligot mesela, hmm, Adriyatik'te, hmm, kirlilik kaynaklarını yok edelim falan diyorlar ve
İtalya dahil olmak üzere Adriyatik çevresindeki devletler arıtma tesisleri kuruluyor. Hı hı. Suyu tertemiz, hiç fosfor girmiyor, hı hı, şeye. Hı hı. Bir bakıyorsunuz, yani bir gibi tür çoğalıyor. Biliyorsunuz orası eskiden Yugoslavya, oradan dağlardan gelen soğuk kış rüzgarları nedeniyle çok soğuyor ve Akdeniz, Doğu Akdeniz dip suyunu oluşturuyordu oradaki su. Evet. Fakat, hı-hı, şimdi çok kuvvetli rüzgarlar da olduğu için bir dinoflagellat aşırı çoğalıyor burada. Dalgalara dayanıklı değil esasında. Zırhları var. Hı-hı. Zırhları paramparça oluyor ama dalgaya karşı mukus üretiyorlar. Yani, evet, sümüksü bir yapı. Buna transparent egzopolimer diyoruz. Evet. Yani bir polimer madde saydam. Ama onlarca metrekarelik alanları böyle ayrı bloklar halinde kaplayabiliyor. Dolayısıyla oradaki canlıların hepsinin ölümüne neden oluyor. Bakteri çoğalıyor, bakteri işi bozuyor. Yani ekosistemi değiştirmiş oluyor. Ekosistem yıkıcı bir organizma işte. Bitiyor orada. Ve oligotrof yaptıkları halde bu gerçekleşince bu sefer bilim adamları daha fazla düşünmeye ihtiyaç duydular. Ve bunda en önemli faktörün iklim değişimi olduğuna karar verdiler. Ve iklim değişimiyle beraber akıntılar değişebiliyor. Ve mesela Florida'da olan alg patlamaları, Karenia brevis çok, hı-hı, çoğalır orada. Acayip yoğun kitleler oluşturabiliyor ve buradan akıntılarla Gulf Stream'de ta Kuzey Denizi'ne kadar gidiyor. Hı-hı. Şimdi pek çok yere dağılmış durumda ve dünyayı tehdit ediyor. Çünkü asıl aşırı çoğalmaların nedeni kabuklu yetiştiriciliği, yani midye, istiridye yetiştiriciliği, balık yetiştiriciliği derken alg patlamaları ön plana çıkıyor. Çünkü buradan çıkan atıklardan dolayı onlarla beslenmeye, doğru, geliyor. Doğru. Çoğalıyorlar. Dolayısıyla büyük bir tehlike oluşturuyor. Oluşturuyor. Yani ekosistemin değişimi. Tertemiz su dediğimizde emin olun orada bir alg patlaması olup belki pek çok canlının ölümüne neden olabilirler. Olabiliyor. İnsanları nefes alırken nefes yoluyla dalgalar köpürdüğü zaman bir mikronda 100 mikron arasında tanecikleri havaya fırlatır 5 metre mesafeye ve bunları siz göremezsiniz çok hızlı olduğu için, ama nefes alırken ciğerinize gittiğinde astıma neden oluyor. Astım başlangıcı gözleniyor. Hocam büyük nereden, tehlike bunlar nereden, yani. Nereden nereye geldik? Yani bravo yani, tabii. Çok fazla bilmiyoruz olduğu için bunu. Hangi birine yani, gireyim onu da yani doğru, şey yapamıyorum. Doğru. Çok hı-hı, teşekkür ederiz. Şimdi tabii bu sözlerden de şunu da anlamaya çalıştım. Körfez'in dip problemi var o zaman. Metaller aşağıda. Hı-hı. Bir de bir ama şeyler. Ama şu anda çok kötü değil. Yani aşı kesli değil. Evet. Düzeldi bir parça. Hatta bakın denizin ikinci bir düşünce tarzı bilim adamlarında denizin sağlıklı olabilmesi için diatom dediğimiz, hı hı, silikatlı iskeletleri olan, hı hı, tek hücreli bitkiler, bunlar yüzeyde çoğalıp sonra öldüklerinde aşağı batıyorlar tabii. Ve hatta hayvanlar tüketiyor ama hayvanlar hazmetmiyor o silikatlı, hı-hı, iskeletleri. Hı-hı. Dışarı atıyorlar. Pellet olarak atıyorlar. Dipte bu silikat iskeletler yavaş yavaş çözünüyor. Silikat veriyor suya. Silikat yüzeye kadar ulaşıyor. Yüzeye ulaştığı zaman bu sefer tekrar diatomları çoğaltıyor. Diatomun mevsimsel değişimini bozup tüm yıl boyunca diatom çoğalmasını sağlayabilirsek esasında daha sağlıklı iyi bir deniz elde ederiz. O yüzden silikatın denize girmesi gerekiyor nehirlerimizle. Anladım. Şimdi nehirlerimize şimdi giriyor ama baraj kurulan her yerde barajda ötrofikasyon gözlenip barajda çoğalan diatom onun dibine çöküyor. Denize silikatsız su geliyor. Gelme. Bu büyük problem oluşturuyor. Çok bizim güzel. Nehirlerimizden hiç olmazsa silikat geliyor, onu gördük yani. 2003'te yapmış olduğumuz bir proje vardı. Hı hı. O projede yani önemli ölçüde silikatın yağmurlarla beraber girdiğini gördük. Ama sadece o değil. Silikatın en yakın kaynağı diptir. Çünkü 10 metre aşağıda silikat kaynağı diatom iskeletlerinden gelen silis, çözülmüş silis. Silis tekrar diatomun çoğalmasını sağlıyor. Diatom çoğalınca iyileşme. En son yapmış olduğumuz projede bu, yani bu sene başında bitti bu proje. Kabul edildi. Hı-hı. Bunda dipte bu yığın halinde silikat iskeletlerini, biz buna biyojenik silis diyoruz. Konak Pier önlerin civarında yoğun miktarda var. Güzel. Ve buradan Bostanlı ve Eski Gediz Ağız dediğimiz kısma, hı-hı, doğru böyle gidiyor, dağılıyor biraz. Güzel. Bu şu demek, silikat
nihillerle geliyor. Alpler, diatomlar kullanıyor, ölüyor, aşağı çöküyor. Tekrar diatom çoğalmasına neden oluyor. Tekrar yüzeye gelerek ve körfezin içinde kalıyor. Demek bu bizim için çok büyük bir şey. Önemli. Önemli bir nokta. İkincisi de fosfat. Fosfatı arıtmamış olmamız çok büyük bir yarar sağlıyor. Çünkü fırsatçı türlerin gelmesini engellemiş oluyoruz. Evet. Mesela benzer bir durum Amerika'da Mississippi'de gözlendi. Fiesteria piscicida diye bir dinofil egellat. Fosfor eksikliğini sağlayabilmek için çıkarmış olduğu toksinlerle balıkları öldürüyor. Balığın ölümüne neden oluyor. Ondan sızan fosfatı alıp kullanıyor. Ve kayık şeyler, balıkçılar bir süre sonra herkes hastaneye akın akın gitmeye başlıyorlar. Evet, evet. Çünkü yarattığı şey şu, Alzheimer'ın bir başlangıcı gibi sanki. Geçmişi unutuyorlar. Sonunda oradaki doktor, yani bunu televizyonda izlemiştim. Doktor diyor buna bir kortizon ilacı var. O etki ederse der, etmezse yapabilecek bir bizim, şey yok diyorlar. O zaman fakat, bizim siyasetçilerin çok dikkat etmesi lazım. Buna. Tabii. Geçmişi unutmamaları için. Hocam iki dakika kalmış. Öyle mi? Bir hafta şu şeyle atabilir miyiz diye düşünüyorum. Şimdi çok güzel anlattınız, iyileşme var ama bir de körfez geçişi diye bir şey var. Ne dersiniz buna? Körfez yani geçişi şimdi, derken şey mi? Yani bir projeden söz ediliyor. Ha, bu yat yani, limanlarıyla ilgili. Hayır, incir altından Karşıyaka'ya bir yol yapılacak. Ha. Bir de ada kurulacak falan deniyor. Dokunduğumuzda problem olur. Esasında fay hattı üzerinde olacağı için ha, güzel. Bir tehlike ha. yaratabilir derim. Evet. Biliyorsunuz şeyin İzmir İç Körfezi'ne dikkat ettiğimiz zaman güney kıyıları yani ne diyelim yalı kısımları burası yalı taraf falan keskindir yani. Daha derinleşir. Doğru. Halbuki Karşıyaka ve Bostan tarafları çok daha çok mil yığışımı olduğu için daha sığdır. Doğru. Ve esas hat bu derin olan kısımda. Evet. Ve İzmir'in zemin olarak aşağı doğru battığını da biliyorsun. Evet. En son Fransa'da galiba yani bu kordonu düzeltme çabaları göstermişler. O doğru. batışa engel olmak için. Ama her yıl belirli miktar santimetre mi artık bilemiyorum. O halde bir son söz alalım, programımızı bitirelim. Körfezimiz yüzülebilecek şu anda, yani o zaman biraz daha dikkat edersin. Oldukça edersen. Yüzülebilir bir karakterde. Ama dikkatli olmakta yarar var. Yani o yolda doğrusu, ilerliyoruz. Belediye bunun iyi bir kontrolünü yapması lazım. Bakteri analizleri, bakteriyolojik analizler, bakteri sayımları önemli. Enfekte olmamak için. Evet. Viral enfeksiyon ve bakteriyel enfeksiyon ikisi de önemli. Yani kolibasilidir vesaire. Bunlar yoksa atan, sorun aslında teşkil etmiyor diyebilirim. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Vallahi biz şaşırdık nasıl daha bu işler. Daha çok şey var ama bu kadar zamana bir başka programda mutlaka gene beraber değil. Oluruz. Değerli izleyenlerimiz bugün gerçekten çok ilginç bilgiler edindik sayın hocamızdan. Kendisine çok teşekkür ediyoruz sayın Baha Büyükışık hocamız. Su Ürünleri Fakültesi profesörlerinden kendisi. Ve ama bir umut ışığımız var. Körfez gerçekten iyiye doğru gidiyor. Ama bu körfeze, bu iyiye giderken dokunmalar yapmalı mı, yapmamalı mı çok iyi araştırılması gerekir diyor. Hepinize iyilikler diliyoruz. Gelecek hafta buluşmak üzere. Hoşça kalın.